Herkese merhaba. Bugün sizlerle apartmanın tarihine doğru bir dakikalık kısa bir yolculuğa çıkacağız. Ama öncesinde neden apartman dediğimize bir bakalım. Apartman Fransızca kökenli bir kelime. Bağımsız bölümlerden oluşan bina anlamına geliyor. Türk Dil Kurumu apartmanı birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı olarak tanımlıyor. Peki ilk apartmanlar ne zaman ve nasıl ortaya çıkmış? Hadi milattan önceye Antik Roma'ya bir gidip bakalım. Hazır mısınız? Apartman kültürü Antik Roma'da doğdu. Nedeni Roma kentlerindeki nüfus artışı ve şehirleşmeydi. Merkeze yakın yerlere yoğun rağbet vardı ama çok pahalılardı. Bu durum insula isimli genellikle 4-6 kattan oluşan yapıları doğurdu. Bu binaların en alt katları dükkan, üst katları ise yaşam alanıydı. Sahipleri Romalı zenginlerdi. Gelir elde etmek için bu alanları kiralıyorlardı. Alt katlar geniş ve pahalı, üst katlar ise dar ve ucuzdu. Ve pek de güvenli değillerdi. Yangınlar ve çökmeler oldukça yaygındı. Milattan sonra 4. yüzyılda Roma'da 2000'den az özel mülk, 45.000'den fazla insula vardı. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'na bir bakalım. Ahşap konaklardan çok katlı yapılara geçiş 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'un Beyoğlu, Pera, Teşvikiye ve Kadıköy gibi semtlerinde başladı. 1910'da 300 civarı olan apartman sayısı 1920'de 1300'e ulaştı. Son olarak 1933 yılında Lüküs Hayat Operetinde yer alan Şişli'de bir apartman. Yoksa eğer halin yaman, nikel kemik mobilyalar, duvarda yağlı boya. Şarkısı bugün hala dilimizdedir. 1950'lerden sonra apartmanlaşma hızla arttı ve yerini siteleri bırakmaya başladı. Ama o bir sonraki videomuzun konusu. Görüşmek üzere. Lüküs hayat, lüküs hayat.